Sorunlu olan evliliğe Allah rızası için devam etmek doğru mudur? Resulullah Efendimiz buyuruyor diyor aleyhissalatü vesselam. Helal olup da Allah'ın en sevmediği şey boşanmaktır buyurdu. Ama bununla beraber helaldir. Eğer artık tahammül edilemiyorsa zaten yapılacak bir şey yoktur. Allah eşleri gönülleri birbirlerinin yanında sükun bulsunlar diye, huzur bulsunlar diye yaratmış. Evliliği öyle tarif etmiş. Eğer gönüller birbirinin yanında sükun bulmuyorsa, huzur bulmuyorsa bu durumda o evlilik zaten bitmiş demektir. Ama o huzurun, o sükunun sağlanabilmesi için mutlaka birinin çaba gayret sarf etmesi gerekir. Eğer biri çaba gayret sarf ederse öteki de mutlaka düzelir. Bunun için sadece tahammül etmek yetmez. Onun düzelmesi için, o sevginin, saygının oluşabilmesi için çaba gayret gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken şey karşımızdakine sevgi ve saygı göstermektir. Bazen olur ki bu sevgi, bu saygı ters tepebilir. Yani karşımızdakini azdırabilir. Eğer böyle oluyorsa karşımızdaki iyilikten, güzellikten, sevgiden, saygıdan anlamıyorsa artık yapılacak bir şey kalmamış demektir. Allah bizi dünyaya ebedi hayatımızı kazanalım diye göndermiştir. Birbirimize sıkıntı verelim diye değil. Hiç kimse kimseye sıkıntı verme hakkına sahip değildir. Hiç kimse bir başkasına da mecbur değildir. Yani ya Rabbi bunu senin için böyle sürdürüyorum, bu sıkıntıyı, bu tahammülü gösteriyorum demek zorunda da değildir. Eşlerin karşılıklı olarak bunu bilmesi gerekir. Eğer karşısındakine sıkıntı veriyorsa, o da buna tahammül etmeye çalışıyorsa bilmesi gerekir ki bunun bir sonu vardır. Allah dur der. En hayırlınız ehline en hayırlı olandır buyurdu. En şerli olan da ehline en şerli olandır. Ehline sıkıntı verendir. Bunun hesabını Allah sorar. Allah gerekeni yapar. Karşımızdaki tahammül edebilir, sabredebilir. Ama mutlaka Allah bunun karşılığını verir. Bizim tavsiyemiz sabretmeye devam etmektir. Tahammül etmeye devam etmektir. Buna beraber sabretmeye devam etmektir. Eğer tahammül etmeye, sabretmeye devam edersek, söylemiştim, Allah sabredenlerle beraberdir, sabredenleri sever ve mutlaka ötekini de uyarır, ikaz eder, gerekeni yapar, onu pişman ettirir. İnşallah sabretmeye devam edersek bunu göreceğiz. Sabrımız Allah için olunca, yuvamız yıkılmasın diye o tahammülü gösterince Allah gerekeni yapar. O sıkıntıyı veren hangi taraf olursa olsun mutlaka Allah onu pişman ettirir. Bunu da böyle bilelim. İş sadece ahirete kalmaz. Dünyada da bu böyle olur. Neler olabileceğini söylemeyeyim. Herkes mutlaka tahmin eder onu. Allah onun eline mahkum eder onu. Boyun büküp özür dilemek zorunda kalır. Tekrar tekrar. Günde tekrar tekrar özür dilemek zorunda kalır. Af dilemek zorunda kalır. Yaptıklarından dolayı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Birbirimize dua edelim. Birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Sevgimizi, saygımızı karşımızdakine göstermeye çalışalım. Eğer birazcık böyle vicdan kalmışsa, birazcık böyle iman kalmışsa mutlaka o kendine gelir. O tavrımız onu kendine getirir inşallah. Ama bu biraz uzun sürebilir. Ne kadar uzun sürerse sürsün, onu gösterirsek inşallah yuvamız da dağılmamış olur. O yuvada huzur da olmuş olur.